Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Şimdiki konumuz sinüs teoremi, kosinüs teoremi ve alan formülü. Son 3-4 yılın en popüler konusudur. 2023'te geldi, 2022'de geldi, 2021'de geldi. Haberiniz olsun. Buyurun, sinüs ve kosinüs teoremi bu tahtada göstereyim. Bir sonraki tahtada alan formülleri, son 2-3 yılda nasıl sorular gelmiş, yolumuza devam edelim. Buyurun arkadaşlar, bir soruya baktığınız zaman sinüs teoremi olduğunu anlıyor musunuz? Ya da bir soruya baktığınız zaman kosinüs teoremi olduğunu anlıyor musunuz? Vallahi ben anlıyorum. Nasıl anlıyorum? Arkadaşlar sinüs teoremi kenar sayısıyla açı sayıları birbirine eşit verilir. Nasıl yani? Bakın kaç kenar var? 3 kenar var. Kaç açı var? 3 açı var. Kosinüs teoremi öyle değildir. Kosinüs teoreminde bir sürü kenar verir. Ortada açı yoktur. Niçin? Çünkü açı kaçmış. Ya da 3 tane kenar verir. Bir tane açı verir. Mesela burada iki açı, iki kenar mı var? Burada %100 sinüs teoremi vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani bir soruya baktığınız zaman anlarsınız. Sinüs eşit sayıda her zaman kenar sayısına açı sayıları eşit verir. Ama kosinüs teoremi öyle değildir. Her zaman kenar sayısı açı sayısından fazla olur. Bakın kitaplarda klasikleşmiş bir tane soru var. Yani şu soru bütün kitaplarda vardır arkadaşlar. 4, 2, 3, 3, 4, x. Adam der ki bana x'i bulunuz. Oğlum burada bir sürü kenar var. Orada açı yok. Niçin? Çünkü açı kaçmış. Aynen buradaki gibi. O zaman bu ortak, iki üçgen ortak açısına alfa diyelim. Ve buradan yola çıkalım diyeceksiniz. Mesela bu da bir kosinüs teoremidir. Tamam hocam anladık. Demek ki açı sayısıyla kenar sayıları birbirine eşit verildiği zaman genelde %99,9 sinüs teoremidir. Yok hocam, kenar sayısı eğer açıdan çok fazla ise arkadaşlar orada %100 çakal kosinüsün formülü vardır. Buyurun. Hocam sinüs teorem bana neyi söyler? Hadi A önce kenar bölü sin alfa. B bölü karşısındaki açının sinüsü. B bölü sin beta. O da eşittir C bölü sin teta. Oğlum bu oran orantı olmadı mı? Orantı biz eşittir K diyordu. İşte burada K demeyeceksiniz. Ha, orantı sabiti var ya. Burada da 2R diyorsunuz. 2R'den kastımız ne arkadaşlar? Çevrel çemberin yarı çapı R ise demek ki çevrel çemberin çapıymış. Arkadaşlar her üçgeni çevreleyen bir tane çember vardır her zaman. Ve bu çemberin hocam yarı çapı R ise diğer yarısı da R olacak. O zaman çapına demek ki eşitmiş, haberiniz olsun. Yani orantı sabiti K değil de orantı sabiti her üçgeni çevreleyen bir tane çember vardır. O çemberin çapıymış. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Hocam ne sıkıntı olacak? Demek ki R çevrel çemberin yarı çapıdır. 2 R eşitlediğine göre çapa eşitmiş. Buyurun. İki kenar iki açı. Bu %100 sinüs teoremidir. Ve oradan yola çıkalım. Buyurun. Hadi. Benden beta'yı istiyorsun madem. Şu eksi beta'yı karşıya atalım. Alfa neye eşit olur? 90 artı beta'ya. Şuradaki alfa'yı silip 90 artı beta desem bir sıkıntı olur mu? Hocam ne sıkıntı olacak? Hadi. 6 bölü. Korkma Süreyya. 6 bölü. Sinüs. 90 artı beta. Eşittir 5 bölü sin beta. Güzel. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Hocam ne sıkıntı olacak? Tamam. Bu sinüs 90'a bir açı eklersek ikinci bölge. İkinci bölge sinüse aittir ve isim değişir. Yani 6 bölü cos beta eşittir 5 bölü sin beta. Aa, adam benden ne istiyorsun? Tanjant beta istiyor. Tamam. Sin beta'yı yukarıya, 6'yı da bu aşağı gönderelim. Yani yer değiştirelim. Yani sin beta bölü, yani şunların yerlerini değiştiriyoruz ha. Cos beta eşittir 5 bölü 6'ya. Sin beta bölü cos beta tanjant beta demek değil midir? Evet. Demek ki neymiş? 5 bölü 6'ymış. Ha, tanjant beta değil de cos beta'yı da isteyebilir, kotenjant beta'yı da isteyebilir. Ondan sonra da üçgen çizersin. Ah, üçgeni çizdik, dik üçgen. Şurası beta. Burası tanjant olduğunu biliyorum. Tanjant 5 bölü 6'ymış. 5, 6. Burası kök içinde 61 mi olur arkadaşlar? Hocam cos beta'yı istiyor. 6 bölü kök 61.
Hocam işte kotenjant beta istiyor. 6 bölü 5. Bundan sonrasını üçgen çizerek birini bulduktan sonra zaten hepsi ortaya çıkar. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Hocam ne sıkıntı olacak? Tamam, sıkıntı yoksa o zaman bununla işimiz bitti. Evet, burayı ekstralarımı sileyim. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Geldik kosinüs teoremine. Arkadaşlar kosinüs teoreminde bir sürü kenar verilir. Ya bir tane açı verir ya da hiç açı vermez. Çünkü açılar yani kaçmıştır, yani yoktur. Yani ama biz mesela hem bu minik üçgenin hem de büyük üçgenin ortak açısına alfa diyeceğiz. Yani bir tane alfayı kendime ekleyeceğim. Tamam. Hocam kosinüs teoremi bana ne söyler? Kosinüs teoremi der ki alfanın karşısında ne var? A var. A'nın karesi eşittir. B kare artı C kare. Eksi 2 BC çarpı kos alfadır. İşte bu arkadaşlar kosinüsün teoremidir. Demek ki alfanın karşısında ne varsa onun karesi eşittir. B kare artı C kare. Eksi 2 BC çarpı kos alfa. Tamam. Buyurun. Şu ortak açıya alfa dedim. Önce şu minik üçgenden, çünkü bütün kenarlar belli. Bana kos alfayı bulsana. Hocam bulurum. Kosinüs teoreminden hemen sana bulayım. Söyleyin bana 4'ün karesi 16 eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi. Direkt yazalım ya, maksat görün. 5'in karesi artı 6'nın karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kos alfa. Güzel. Şurası kaç çıktı arkadaşlar? 25, 36, 61 mi oldu? 61'i karşıya attım. Eksi 45. Eksi eksiyi götürdü. Yani 45 eşittir. Burası kaç oldu? 60 mı? Çarpı kos alfa. 60'a bölün. 15'e bölün. 3 bölü 4. Kos alfayı buldum. 3 bölü 4. Güzel. Şimdi geldik büyük üçgene. Büyük üçgende alfanın karşısında ne var? A kare eşittir. Korkma. 7'nin karesi artı 6'nın karesi. Eksi 2 çarpı 7 çarpı 6. Kos alfa. Kos alfayı biz burada kaç bulmuştuk her tarafa 60'a bölünce? 45 bölü 60, 3 bölü 4. Var mı bir sıkıntı? Hadi. Burası 49. Burası 36. 49, 36'da 85 mi arkadaşlar? Evet. 2 kere 6, 12. 4'e böldüm. 3 mü kaldı? Evet. 3 kere 3, 9. 7 ile çarptım. 63. 85'ten 63 çıktı. A kare 22 mi oldu? Demek ki A kök 22'dir. Demek ki A kök içinde 22'dir. Şıklarda kök içinde 22'yi bulup işaretlersiniz. Nasıl arkadaşlar? Böyle bir inceleyin. Varsa bir sıkıntı bir daha anlatalım. Var mı bir sıkıntı? Biraz önce çözdüğüm, yani yazdığım soruyu da buraya yazmak istiyorum. Sonra o sorumuza bakarız. Nasıl bir soru yazmıştım arkadaşlar, hatırlayın bir. Buraya 4 demiştim, buraya 2 demiştim, buraya 3 demiştim, buraya 4, şuraya 3, şuraya da x dedik. Adam bizden x'i istiyor. Tamam. Hadi şu minik üçgenden kosinüs teoremini uygulayayım dedim. 4'ün karesi 16 eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 kosinüs alfa. Kosinüs alfayı buradan 3 bölü 4 buldum. Sonra büyük üçgene odaklandım. Alfanın karşısında yine ne var? A var. A'nın karesi eşittir. 7'nin karesi artı 6'nın karesi. Eksi 2 çarpı 7 çarpı 6 çarpı kos alfa. Bitti bu kadar. Buyurun. Hocam x'i istiyor. Bir sürü kenar var. Oğlum bir sürü kenar varsa bakın. Açı sayısıyla kenar sayıları birbirine eşit verilmişse sinüs teoremi dedik genelde. Ama bir sürü kenar var. Ya bir açı verilir ya da hiç açı verilmez. O da genelde kosinüs teoremidir. Arkadaşlar burada kosinüs teoremi var yani. Şimdi ben her iki üçgenin de ortak açısına, kalkıp da buraya alfa, buraya alfa demeyin ha. Şuraya alfa diyeyim ki şurası da alfa olsun. Bana şu üçgenden kosinüs teoremini uygular mısınız? Hocam hemen uygulayayım. Süleyman'a alfanın karşısında ne var? 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi, 2'nin karesi, 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfayı bulduk arkadaşlar. Hadi şurası kaç? 16. Şu ikisinin toplamı kaç oldu? 9, 4 daha 13 mü oldu? Evet. Karşıya attım. 3, eksi 1 bölü 4. Kosinüs alfa eksi 1 bölü 4 oldu. Niçin? Çünkü burası arkadaşlar 12 kos alfa oldu. Tamam. 13'ü karşıya attım. 3.
Eksi 12 kos alfa. Eksi 12'ye böldüm. Eksi 1 böldürdüm. Geldik A şuraya. Hadi alfanın karşısında ne var? X kare eşittir. Süre korkma. 3'ün karesi 4'ün karesi 2 çarpı 3 çarpı 4. Eksi 1 böldürdüm. Hani çarpı kos alfa ya. Bitti. Hadi şurası kaç oldu? 16, 9 daha 25 mi oldu? Evet. Geldik buraya. 4, 4'ü götürdü. Eksi, eksiyi götürdü. Artı 6. Toplamı ne oldu? X kare 31'den. X kök 31 olur. Soru bitmiştir. Çok mu zor? Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Kitaplarda klasikleşmiş bir sorudur. Buyur, geldik buraya. Hocam, hocam, hocam. Çözüm. Birinci sorudan başlayalım. Adam benden AB istiyor. AB'den siyade ben sana şuradaki alfayı bulurum. Evet. Söyleyin bana. 20 bölü, korkma, sin alfa eşittir 10 bölü, korkma, 10 bölü sin 30. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü iki açı, iki kenar varsa dedim ki burada sinüs toren vardır. 20 bölü sin alfa, 10 bölü sin 30. Sin 30 1 bölü 2. Ters çevir çarptım 20 oldu. 20'yi neye bölersem 20 olur? 1'e. Demek ki sin alfa 1'miş. Oğlum sinüs ne? 1'di. 90. Ben bunu açılarda size gösterdim. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? 90 dereceymiş. Alfayı buldum. Burası 90. Adam C açısını istiyor. Dalga mı geçiyorsun? Bu da 60. Evet. 90, 30, 60. Hocam AB uzunluğunu istiyor. İstersen kosinüs teoremini uygulayın. İsterseniz, çünkü açı belli, kenarlar belli. İsterseniz 30, 90, 60 üçgeni. 90'ın karşısındaki 20 ise 30'un karşısındaki 10'dur. 60'ın karşısındaki de 10 kök 3'tür. Soru bitmiştir. Tamam. Mantık bu, olay bu. Bazı arkadaşlarımız da baştan görüyorlar. Hocam diyorlar ki burada alfa ya. 20 ise 30'un karşısındaki eğer o yarısıysa, hocam diyor burası %190'dır. Bazı arkadaşlarımız da onu görüyor zaten. Ama ben sinüs teoremini uyguladım. Alfanın 90 olduğunu gördüm. Zaten çorap söküğü gibi geldi. Ne duruyoruz? Alanları da size göstereyim. Sonra 2022-2023 sınav sorularına birlikte bakalım. Haydi. Evet arkadaşlar, sıra geldik alan formülüne. 2022 benzeri. 2023'te de burada iki üçgen veriyordu. Bu sefer iki tane paralel kenar vermişti. Hemen hemen aynı soru. Buyur. Başlayalım. Şimdi alan formülünü zaten biliyorsunuz. Hocam burası eğer 90 olsaydı A çarpı B bölü 2 idi. Bu bana alanı verirdi. Ama arada bir açı verilmişse A çarpı B bölü 2 çarpı sin alfa. Hocam şu alfa eğer 90 olsaydı sinüs 90'ın zaten 1 olduğunu biliyorsunuz. Direkt A çarpı B bölü 2 idi. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki alan eşittir. İki kenar arasındaki açı verilmişse İki kenarın çarpımı bölü 2 çarpı aradaki açının sinüsü. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Olay anlaşıldı. Alttaki soruyla yolumuza devam edelim. B'de 3 tane DC'ymiş. Ben buraya K dersem şurası da 3K oldu mu arkadaşlar? Evet oldu. Şimdi buranın alanını bulsam tabanlar oranları alanlar oranına eşittir diyebilir misiniz? Çünkü yükseklikler eşit. Şu üçgenin yüksekliğiyle şu üçgenin yüksekliği eşit. O zaman tabanları oranı alanlar oranı eşittir. O zaman hocam şuranın alanını bulalım. Buraya da K dedim. Ortak kenara. Hadi. Yani şuranın alanıyla şuranın alanı oranları 3 eşittir. 3 kabülü K'dan 3 eşittir. Hadi şuranın alanı bulalım. Söyleyin bana. 5 çarpı K bölü 2 çarpı sin 60. Yani kök 3 bölü 2. Bölü. Şuranın alanı bulalım. 3 çarpı K bölü 2 çarpı sin alfa. Eşittir 3K bölü K'ya. Gerçi buraya niye K dedim ki? Zaten K'lar birini götürdü. 3'e eşit işte. Ama keşke buraya A deseydim, B deseydim. Altayı K'yla gözden kaçtı. Kusura bakmayın arkadaşlar.
Şimdi şu 2, şu 2'yi götürdü. Şu k, şu k'yı götürdü. Doğru mudur? Evet hocam, doğrudur. Şimdi adam bizden kotenjant alfa istiyor. Ben sana buradan sinüs alfayı bulurum. Sen burada bir tek bilmeyenin sinüs alfadır. Hadi içler dışlar çarpımı yapalım. 9 tane. Evet, 9 tane sin alfa. Eşittir. Burada ne kaldı? 5 kök 3 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapıyorsunuz ya. 5 kök 3 bölü 2. 9'a bölelim. Yani sin alfam neye eşittir? 5 kök 3 bölü 18. Var mı bir sıkıntı? Hocam ne sıkıntı olacak? Adam bizden kotenjant alfa istiyor. Üçgeni çizerim. Şurası da alfa. Sinüs alfa karşı 5 kök 3 bölü 18. Şu uzunluğu bulun. 18'in karesi ne ya? 18'in karesinden 75'i çıkaracağım. Vallahi çıkaracağım arkadaşlar. Vallahi 2 saat uğraşamam, siz uğraşırsınız. Evet, 18 çarpı 18 324 eksi 75. Çünkü buranın karesi 75 ya. 249. Şurası arkadaşlar kök içinde 249'dur. Tamam? 249. Dur. Evet. Tamam, 249. Adam bizden ne istiyordu? Kosinüs alfa istiyordu. Komşu bölü hipotenüsten. Kök içerisinde 249 bölü 5 kök 3. O da, hemen onu da hesaplayalım. Kosinüs kotenjant alfa. Özür dilerim. Özür dilerim. Ya keşke düzgün bir şey isteseydim ya. Bu ne kotenjant alfa istiyorum ya. Keşke sinüs alfa isteseydim. Zaten bulduğum zaten direkt sinüs alfaydı. Ne uğraştırıyorum? Kendi kendimi uğraştırdım ha. Kotenjant alfa. Söyleyin bana. Komşu bölü. Yani kök içinde 249 bölü 5 kök 3. Arkadaşlar bu da 83 çarpı 3 değil mi? Yani kök içinde 83 çarpı kök içinde 3 bölü 5 kök 3. Bunlar birbirini götürdü. Yani sonuç kök içerisinde 83 bölü 5 çıktı. Tamam. Var mı bir sıkıntı? Kök içinde 83 bölü 5. Ne kadar saçma sapan bir şey buldum ya. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Ay ay. Buraya k dedim. Zaten b'de 3 tane dc'ymiş. K'ya 3k dedim. Keşke k demeseydik ama bir defa dedik. Şuranın alanı tabanlar oranı alanlar oranına eşittir. Biliyorsunuz zaten. Buranın alanı 5 çarpı k bölü 2 çarpı sinüs 60. Keşke sinüs 30 deseydim. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2 bölü. K çarpı 3 bölü 2 çarpı sin alfa. Eşittir 3k bölü k. K'lar gitti, k'lar gitti zaten. Sin alfayı 9 tane sin alfa. 5 kök 3 bölü. Burada 2'miz var, bunu unutmayın. 9'a böldüm. 5 kök 3 bölü 18. Tamam, sin alfa belli. Ama adam bizden kotenjant alfa istiyor. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüstü. Burası kök içinde 249 çıktı. O da 83 çarpı 3'tür. Evet, 83 çarpı 3. Kotenjant alfa istiyor. Komşu bölü hipotenüsten. Evet, kök 3'ler gitti. Kök 83 bölü 5. Umarım derdimizi anlatabildik. Mantık bu. Olay bu. Ay ay. Ay ay. Şimdi düşünüyorum. Acaba tahtayı sileyim de düzgün veriler mi yazayım? Herhalde anlaşıldı arkadaşlar. Yani düzgün ver derken sinüs alfayı mı acaba isteyeyim? Yoksa buraya direkt 30 mu diyeyim? Onu düşünüyordum. Gerek yok. Anladınız sanırım. Yani umarım derdimi anlatabildim. Umarım anlatabildim. Tamam. Şimdi geldik bizim bu sorumuza. Şimdi arkadaşlar. Bu iki soru da biri 2022, biri 2023 benzer soruları da yazdım. Ama şu yarım açı formülünü bilmek zorundasınız. Yarım açı formüllerinden sinüs 2x eşittir. 2 çarpı sin x çarpı cos x'tir. Bundan sonraki derste, çünkü arklar, periyotları size göstereceğim. Bir sonraki derste yarım açı formüllerinde bu sinüs 2x'in açılımı 2 çarpı sin x çarpı cos x'tir. Bu bir formüldür. Bunu o konuda size anlatacağım. Şimdiden ön bilgi olarak bunu bilin ama yoksa bu soruları çözemezsiniz. Tamam. Şimdi alanları eşit ise.
Şunun alanıyla şunun alanı birbirine eşitmiş. E tamam hadi. Alan formülünü uygulayalım. Sorayım bana. Korkmayın. 8 çarpı 27 bölü 2 çarpı sin 2 alfa. Oğlum sin 2 alfanın sin 2 x'in formülü neydi? 2 çarpı sin x çarpı cos x işte. Yani 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa. Doğru değil mi? Yani formülünü yazdım. Eşittir 8 çarpı 9 bölü 2 çarpı sin alfa. Hani alanlar eşit ya. Bitti. Sin alfa, sin alfayı ne yaptı? Götürdü. Tamam. 8, 8'i götürdü. 2, 2'yi götürdü. 9'a böldüm, 9'a böldüm. Burada ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Tamam. 2 kere 3, 6 cos alfa. Eşittir. Burada hiçbir şey kaldı mı? Yok hocam. E cos alfayı buldun işte. Cos alfamız ne oldu? 1 bölü 6. Şimdi adam benden şu çevre MNK'yı mı istiyor? Yani şuranın çevresini mi istiyor? Oğlum bana bu kenarı bulmak zorundasın ki. Çevreyi bulmak için bu kenarı bulmamız lazım. Tamam. Kosinüs alfayı biliyorum. İki kenar da belli. Üçüncü kenarı istiyor. Buraya da A diyelim. Oğlum işte kosinüs teoremi. Ya bir de kosinüs alfa belli ha. 1 bölü 6. Hadi. Kosinüs teorem bana neyi söylerdi? A kare eşittir. Korkma. 8'in karesi, 9'un karesi. 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 1 bölü 6. Soru bitti. Bunları topla. Sadeleştirmeleri yap. Çıkar. A kare 121 olması lazım. E neyin karesi 121'dir? 11'in. Demek ki burası 11'miş. Çevre istiyor. Cevap 28'dir. Soru bitmiştir. Çok mu zordu arkadaşlar? 2022 AYT sınav sorusu. Bakın sin 2x'in 2 çarpı sin x çarpı cos x olduğunu bileceksin. Yani şimdi bu soru alan sorusu mu? Yarım açı sorusu mu? Yani bu kesin alan, tam alan sorusudur diyemiyorum. İşin içinde yarım açılar da var. Bu hem alan sorusu, hem yarım açı sorusu, hem de kosinüs teoremi sorusu. Çünkü kosinüs teoreminden de A'yı bulduk. Burada 3 tane bizim konumuz var. Tamam. Hocam buranın alanı 8 çarpı 27. Bölü 2 çarpı sin 2 alfa. Yani 2 sin alfa cos alfa. Eşittir. 8 çarpı 9. Bölü 2 çarpı sin alfa. Sadeleştirmeleri yaptım. Cos alfayı 1 bölü 6 buldum. Sonra dedim ki madem benden buranın çevresini istiyorsun. Oğlum iki kenar belli, açı belli. Aa açıyı bulduk işte. Cos alfa 1 bölü 6. Senden üçüncü kenarı istiyor. Oğlum üç kenar bir açı kosinüs teoremi. Soru bitti. Geldik mi? Olay anlaşıldı. Dur. Üst tarafı sileyim. Hiç de sıkıştırmayalım. Aa. Direkt çözümünü üste yapayım. Ama sin 2 alfanın 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa olduğunu bilin ha. Sinüs 2 alfa 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfadır. Bu çok önemli bir formüldür. Haberiniz olsun. Hocam alanı 4'müş. Tamam. Ve bunlar da paralel kenarlarmış. E süper. Arkadaşlar paralel kenar. Şu alanla şu alan birbirine eşit değil mi? Tamam. O zaman buranın alanı 4 ise şöyle diyelim. Şu üçgenin alanını bulalım sinüs teoremi. Yani şu sinüsten alan formülünden 2 ile çarpalım. Demek ki 4'e eşitmiş. Yani söyleyin bana. Korkmayın. Buranın alanı. Yani daha doğrusu buranın komplesinin alanı 4 ise şurası 2, şurası 2. Öyle desek daha mantıklı. Hadi şuradan alanı söyleyin bana. Ululululululu 3 çarpı 4 bölü 2 çarpı sin x eşittir. Korkma 2'ye. Tamam. 2'ye 2'ye böldüm. 2 mi kaldı? Evet. 2 2'yi götürdü. Sin alfayı kaç buldum? 1 bölü 3 mü buldum? Evet. Sinüs alfa 1 bölü 3 çıktı. Şimdi adam benden şuranın alanını istiyor. Tamam. Ben şuraya eğer A dersem burası A ise şurası da A'dır. Bana A'yı bulun hemen. Hemen bulayım hocam. Hadi A'nın alanı. A eşittir. 6 çarpı 8. Bölü 2 çarpı sin 2x. Yani 2 sin x cos x. E sin x belli. 1 bölü 3. Cos x. Üçgen çiz. Çok mu zor? Sin x 1, 3. Şurası 2 köklü mü olur arkadaşlar? 9'dan 1 çıktı 8. Evet 2 köklü. O zaman cos alfa neye eşittir? 2 kök 2 bölü 3. 2 kök 2 bölü 3. Doğru mudur? Tamam bitti.
Benden 2A istiyor. Alan demek şu 2A istiyor. Tamam. Yani 2A ne olur? 2 ile çarptım. Şu 2 gitti arkadaşlar. Söyleyin bana işte. 6 kere 8. 48 mi? Burası 2 kök 2 bölü 9. Tamam. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 16. Yani 2A ne olur? 32 kök 2 bölü 3'tür. Varsa bir sıkıntı bir de anlatalım. Ne yaptım bak arkadaşlar? Şuran alan 4'müş. 2'ye 2. Bu 2'yi nasıl ifade ederiz? 3 çarpı 4 bölü 2 çarpı sin alfa. Sin alfamız ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü 3. Üçgen çizdim. Kos alfamız da 2 kök 2 bölü 3 olur. Tamam. Şimdi benden, şimdi burası önemli değil. Burayı zaten hallettik. Şimdi şurayı bir daha sileyim. Çünkü güzel bir soru arkadaşlar. Bakın ne yaptım? Üçgeni çizdim. Şuraya alfa dedim. Sin alfa 1 bölü 3'müş. Şurası 2 kök 2 oldu. O zaman kos alfamız ne olur? 2 kök 2 bölü 3 olur. Doğru mu? Şimdi adam benden şuran alanı istiyor. 2'ye böldüm A'ya A. Adam benden istediği 2A. Tamam. A'nın formülü nedir? Şu alanın formülü şu üçgende. 6 çarpı 8. Bölü 2 çarpı sin 2x. Yani 2 sin x cos x. Yani 2'ye 2'ye böldüm. 3 mü kaldı arkadaşlar? Evet. Söyleyin bana. 24 48 mi olur? 48 çarpı sin x çarpı cos x. Oğlum sin x belli işte. 1 bölü 3. Cos x de belli. 2 kök 2 bölü 3. Daha bu bulduğumuz aha. Daha hikayeyi, daha bizden hikaye istiyor. Komple sınavını istiyor ya. Hocam 3'e böldüm, 3'e böldüm. 16 mı? Evet. A'mız ne oldu? 32 kök 2 bölü 3. 32 kök 2 bölü 3. 2A istiyordu. Biz bence başka bir şey mi bulduk ya? Değer mi bulduk ya? Neyse. Yani inşallah hata yapmadık. 2 kök 3. 2 kök 2 bölü 3. Bir önce sanki işlem hatası mı yaptım? Özür dilerim. Yani 2A istiyor. 64 kök 2 bölü 3. Tamam. Ya bir önce bunu mu buldum hatırlamıyorum. Şimdi A'yı bulalım dedik. 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı sin 2x. Yani 2 sin x cos x. Sin x'imiz 1 bölü 3. Burayı bulayım dedim. 2, 2'yi götürdü. 6 kere 8, 48 zaten. 1 bölü 3'e 2 kök 2 bölü 3. 3'e 3'e böldüm. 16, 2 ile çarptım. 32 kök 2 bölü 3. Bu A. 2A'da 64 kök 2 bölü 3'tür. Haberiniz olsun. Biraz sonra bakacağım. Gerçekten bunu mu bulmuşum diye. Bu kadar. Şimdi genel bir tahta soru çözelim ve dersimizi bitirelim. Evet arkadaşlar, buyurun. Diyor ki ABC üçgenin kenarları arasında şöyle bir ilişki varmış. Diyor ki B açısı kaç derecedir? Arkadaşlar hızlı bir şekilde bir tane şöyle bir minik de olsa bir üçgen çizeyim size. Şöyle. Benden şuradaki B açısını istiyor değil mi? B'nin karşısındaki B, şurası A, şurası B, şurası C. C'nin karşısındaki kenar C, A'nın karşısındaki kenar A. Şuradaki açıyı bizden istiyor. B açısını. Bana şu B açısının kosinüs teoremini uygular mısınız? Çünkü arkadaşlar bir sürü bize kenar verilmiş. Orta açı yok yani. Bir tane açı var, onu da istiyor zaten. Bir sürü kenar, A, B, C kenarları. Bir tane de açı istiyor. Bu %100 kosinüs teoremidir. Bana buradan bir kosinüs teoremini uygular mısınız? Hocam açının karşısında ne var? B var. Diyorsunuz ki B'nin karesi eşittir A'nın karesi artı C'nin karesi eksi 2 çarpı A çarpı C kosinüs alfa. Doğru mudur? Evet hocam. Şimdi şu eksi A kareyi karşıya atalım. Şu denklemi de hemen altına yazalım. B kare eşittir. Evet, evet, evet. A kare artı C kare artı kök 2 çarpı A C. Tamam. Bak 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 bak. B kare B kare. A kare artı C kare. A kare artı C kare eşitse şurası da şuraya eşittir. Yani eksi 2 AC kos alfa eşittir. Kök 2 çarpı AC'ye. Şu AC AC'yi ne yaptı? Götürdü. O zaman kos alfamız ne çıktı?
Kos alfamız eksi kök 2 bölü 2 çıktı. Aa, kosinüs alfa kök 2 bölü 2 ise 45. Eksi olduğu için 135. İkinci bölge. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Ne yaptım, hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Benden B açısını mı istiyorsun? Bir tane ABC üçgen çizdim. B açısını istiyorsun. A'nın karşısındaki kenar A, C'nin karşısındaki kenar C, B'nin karşısındaki kenar B olsun dedim. Bana buradan, çünkü bir sürü kenar verilmiş, ortadaki bir tane açıyı benden istiyor. Yani B'yi istiyor. Kosinüs teoremi. Uyguladım teoremimi. Sonra şu eksi A kareyi karşıya attım. Şöyle bir denklem buldum. Baktım B kare, A kare, C kare birbirine eşitse şunlar da birbirine eşittir. Yani eksi 2 AC kos alfa kök 2 AC eşittir. AC AC'ye götürdü. Kos alfa buradan ortaya çıktı. Benzer bir tane daha soru yazdım. Maksat tam bilgi otursun diye. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Evet, evet, evet. Şimdi bizden ne istiyor? Bizden bu sefer A açısını istiyor. Hadi bulalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Hemen bir tane üçgen çizdik yine. Basitten, üfürükten bir tane üçgen. A, B, C. Benden A şurayı istiyor. A'nın karşısındaki A, C'nin karşısındaki C, B'nin karşısındaki de B olsun. Orta bir sürü kenar var. B var, C var, A var. Zaten bir tane A açısı istiyorum. Garibim bir tane A'yı kenara sıkıştırmışlar. Kosinüs teoremi arkadaşlar %100. Hadi kosinüs teoremini uygulayın. Alfanın, yani A açısının karşısında ne var? A var. A kare eşittir. Serüvenimiz öyle başladı. B kare artı C kare. Eksi 2 BC kos alfa. Formülümüz bu. Tamam. Buradan bir A kareyi yalnız bırakalım. Eksi A kareyi bu tarafa atalım. BC eksi B kareyi de bu tarafa atalım. Maksat A kareyi yalnız bıraktım. A kare eşittir. Şu eksi A kareyi de bu tarafa atayım. Şu ikisini de bu tarafa atayım. C kare artı B kare eksi BC. Süper. Bak 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 bak. A kare A kare. B kare B kare. C kare C kare. Yani yanlış eşleştirme yaptım ama A kare A kare. B kare B kare. C kare C kare eşittir. O zaman şurası da şuraya eşittir. Yani eksi 2 BC eşittir eksi BC. Bir de kos alfamız vardı. Özür. Özür. Bunları yanlış götürttüm ya. Kafam hala oraya takıldı. Nasıl ben onu yaparım? Şu B kare B kareyi C kare C kareye eşitse o zaman dedim ki şurası da şurasına eşittir. Tamam. Eksi 2 BC kos alfa eşittir eksi BC. Şu BC BC'yi ne yaptı? Götürdü. Kos alfamız ne çıktı arkadaşlar? Kos alfamız eksi eksiyi götürdü. 1 bölü 2 oldu. Allah aşkına kosinüs alfa 1 bölü 2 ise kosinüs ne 1 bölü 2'dir? 60. Demek ki A açımız kaç dereceymiş arkadaşlar? 60 derecedir. Soru bitmiştir. Hadi. Geldik bu sorumuza. 2021'de buna benzer bir soru geldi arkadaşlar. Diyor ki pergel çapı 42 santimmiş. Tamam. O zaman şu yarı çapımız ne olur arkadaşlar? Yarı çapımız da 21 santim olur. Tamam. Pergelin kolları 15 santime 24'müş. Şu 15, şu 24 olsun. Benden pergelin kolları arasındaki açıyı istiyor. Yani şuradaki alfa istiyor. E Allah aşkına burada hangi teorem var? Allah aşkına. E hocam burada %100 kosinüs teoremi vardır. E hadi uygulayın. Hadi 21'in karesi eşittir 24'ün karesi artı 15'in karesi eksi 2 çarpı 24 çarpı 15 kos alfa. Şimdi arkadaşlar bunu kurduktan sonra bu denklemi bazı safişko arkadaşlarımız 21'in karesini buluyorlar. 24'ün karesini buluyorlar. 15'in karesini buluyorlar. Karşıya atıyorlar. 2 saat işlem yapıyorlar. Hiç gerek yok. Bundan sonrasını şıklardan gideceğim. Nasıl yani? Şimdi arkadaşlar buradan karelerden hiç kök çıkar mı? Kök olmaz. O zaman şu alfa hiç 30 olur mu? Kosinüs 30 sinüs 60'tan kök 3 bölü 2 değil mi? Bu nasıl kök 3 bölü 2 olacak? Bu bir defa imkansız. Bunun olması da imkansız. Niçin? E hocam bunlar hep kare. Burada kök yok ki. Kök yoksa hani belki buna böldüğüm zaman bunları karşıya atıp böldüğüm zaman belki 1 bölü 2 belki 1 bölü 5 belki de tam sayı çıkacak bilmiyorum. Ama kosinüs alfanın 45 derece olması imkansız. Çünkü niçin? Burada hiç kök 2 yok ki burada kök 2 olsun. Tamam.
90. İmkansız. Niçin hocam imkansız? Arkadaşlar buradaki en büyük kenar kim? 24. O zaman 24'ün karşısındaki en büyük açı olur. Yani 90'ı burada hak eden, yani geniş açıyı hak eden 24'ün karşısındakidir. Bu 21. Ortadaki bir kenar. O zaman alfanın bir defa 90 olması imkansız. Eğer alfa 90'sa o zaman bu 90'dan büyüktür. Üçgenin iç açıları toplamı 180'i geçti. Hele 90 ve 120 imkansız olur, imkansız. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. O zaman elimde bir tek ne kaldı? 60 kaldı. Evet, gerçekten de arkadaşlar. Şunları karelerini al, topla, karşıya at. Şunların hepsini çarp, böl. Burası herhalde 720 oluyor. Şunu karşıya attım. Burası da herhalde eksi 360 olur. Böldünüz. Yok, artı 360 olur. Evet. Karşıya at. Pardon, burada eksi olduğu için özür. Bu eksi 720'ye böldüm. Kosinüs alfa buradan 1/2 çıktı. Evet, eksi eksiyi götürdü. 720'ye böldüm. 360/720 1/2. Kosinüs ne? 1/2'dir. Zaten ben bundan önce bulmuştum. Sadece hocam ben 2 saat uğraştım diyenlere bir çözüm yaptım. Geldik buraya. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Zor muydu? Değildi. Öğrencilerin genelde %90'ı şu işlemin zorluğundan çok yakındılar. Hocam 21'in karesi, 24'ün karesi, üf, topla, karşıya at, üf. Zaten alfanın 60 olduğu belli. Ne uğraşıyorsun? Evet. Hocam sinüsleri istiyor. %100 sinüs teoremi. %100 sinüs teoremi. Şimdi sinüs istiyorum da biraz uyanık olun da. Biraz cin gibi ol, cin gibi. Cin gibi ol. Hadi hocam. DC, dur. BD'ye ben K dersem, BD neresi arkadaşlar? Şurası. K dedim. DC şurası. 3K mı olur? Evet. Şu alfanın karşısındaki, tetanın karşısındaki ortak kenara da N diyelim. Hocam diyelim. Tamam diyelim. Öncelikle şu üçgene bana bir odaklanır mısınız? Aşı üçgene. Aşı soldaki üçgene. Hocam iki kenar, iki açı. %100 sinüs teoremi. K bölü sin 45, yani kök 2/2 eşittir. N bölü sin alfa. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi geldik sağdaki üçgenimize. Şu üçgenden bana bir sinüs teoremini uygular mısınız? Tabii ki uygularım. Söyleyin bana. 3K bölü sinüs 60, yani kök 3/2 N bölü sin teta. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi bunları taraf tarafa bölelim. Arkadaşlar bölme yapıyorsunuz. Şunu dur. Kırmızı kalem neredeydi? Kırmızı kalem. Neyse bulamadım. Kırmızı kalemimiz nerede ya? Dur. Geldim. Ah buldum, tamam. Bunları bölme işlemi yapıyorum. Şu ne, şu neyi götürdü? Şu K'yı götürdü. Şu 2'yi götürdü. Doğru değil mi? Üste ne kaldı? 1/2. Altta ne kaldı? 3/3. Birincisi aynen yazılır. 1/2 aynen yazılır arkadaşlar. 1/2 çarpı. 3/3 ters çevirip çarptık. 3/3 mü oldu? Evet. Eşittir. Ters çevirip çarptım. Sin teta bölü sin alfa. Güzel. Yani 3/3. O daha mantıklı. Ama benden tersini istiyor. Yani 3/2, buraya hemen yazayım. 3/2/3. Şurayı bir 3'ten genişleteyim. 3/6/3. 3'ler gider. Cevap 6'dır. İnşallah bu sefer hata yapmadım arkadaşlar. Evet. Sizi bir gözden geçin işte. 1/2. Evet doğru. 3/3. Tamam. Evet. 3/2/3 eşittir. Ters çevirip çarptım. 1/sin alfa. 1/sin teta. Böldüğünüz zaman sin teta bölü sin alfa olur. Ama adam bizden sin alfa bölü sin teta istiyor. Bunun tam tersini istiyor. Paydayı 3'ten çarptım. Soru bitti. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Periyot. Periyot arkadaşlar. Sinüs, kosinüs, sekant, kosekantları ayrı periyotları hesaplanır. Bir de arkadaşlar tanjant, kotenjantların da periyodu çok farklı hesaplanır. Hocam bir defa periyot nedir? Belli bir zaman aralığında arkadaşlar, yani belli bir zamanın sonunda yapılan hareketin bir daha başa dönmesi demektir. Mesela dünyanın
hareketinin periyodu 300, yani yörüngesindeki daha doğrusu 365 gün 6 saattir. Bir daha o dünya o yörüngede başa gelir. Bir daha hareketini tekrarlar. Hareketini tekrarlar. Hareketini tekrarlar. Buyurun. Sinüs, kosinüs, sekant, kosekant da periyot nasıl bulunur? Arkadaşlar, öndeki sayıların içindeki o x'in önündeki kat sayı kalsın, diğerinin hiçbir önemi yoktur. Sinüs, kosinüs, sekant, kosekant da bir üstteki n önemli, bir de x'in kat sayısı önemlidir. Hocam n tek mi? Yoksa n çift mi? Sadece buna bakacağız. Hocam n tekse 2 pi bölü m. Hocam n çiftse 1 pi bölü m. Yani tekse çift yapıyorsunuz, çiftse tek yapıyorsunuz. Zıttını yapıyorsunuz. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. Hocam tanjant kotenjantlarda üsttekine bile bakmayın. Üst ne olursa olsun sadece x'in kat sayısı bizi ilgilendirir. O da pi bölü m'dir. Haberiniz olsun. Bu. Periyot bu. Bir daha bakalım mı? Sinüs, kosinüs, sekant, kosekantlarda periyot ayrı bulunur. Tanjant, kotenjantlarda periyot çok farklı bulunur. Sinüs, kosinüs, sekant, kosekantta üst önemlidir. Bir de x'in katsayısı önemlidir. Bitti, bu kadar. Eğer üst tekse 2 pi bölü x'in katsayısı. Yok, üst tekse, yok, çiftse pi bölü x'in katsayısı. Olay anlaşıldı mı? Buyurun. Hadi. Bana bunun periyodunu bulur musunuz? Üst önemli, x'in katsayısı önemli. Bitti, diğerlerin hiçbir önemi yoktur. Üst tek mi, çift mi? Çift. O zaman bu 1 pi bölü x'in katsayısı. İşte periyot budur. Mutlak değer arkadaşlar. Çünkü periyot hiçbir zaman negatif olmaz. Yani işte pi bölü 2 lu. Kafamı karıştırmayın. Geldik buraya. Bunun periyodu arkadaşlar, üstünde gözükmeyen ne var? Üstünde gözükmeyen 1 var. Evet, o zaman 2 pi bölü x'in katsayısı. Burada x'in katsayısı kaç arkadaşlar? Tabii ki 1 bölü 3. Cevap ne olur? Ters çevirip çarptık. 6 pi oldu. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Dur. X artı 5 bölü 4 olmaz. Şu 4'ü silerim. Hem x'in altına hem 5'in altına. Bir de burada 1'imiz var. 1 bölü 4. X'in katsayısı burada 1 bölü 4'tür. Ona dikkat edin. Tamam. Üstünde gözükmeyen ne var? 1 var. Evet. Şu bölü 3 üst tarafa ait. İkisi, sinüsün üstünde gözükmeyen 1 varsa o zaman 2 pi bölü x'in kat sayısı. Yani 1 bölü 4. O da kaç oldu arkadaşlar? 8 pi. Dur. Bölü 3 hepsinin altında olmaz. Şuraya bölü 3'ü ayrı, şuraya bölü 3'ü ayrı. Tamam, tanjantlarda üste bile bakılmaz. Arkadaşlar formül neydi? Pi bölü x'in kat sayısı. Yani 2 bölü 3. O da ne oldu arkadaşlar? 3 pi bölü 2'dir. E hocam eksiği niye almadık? Mutlak değer ya arkadaşlar. Eksiğin bir önemi yok ki. Silgisin. Bunun periyodunu ayrı bulalım. Bunun periyodunu ayrı bulalım. Sonra x'in ekoklarını alacaksınız. Toplama da olsa, çıkarma da olsa arkadaşlar ekoklarını alıyoruz. Bir defa bu bölü 4'ü şöyle yazalım. 1 bölü 4 diye, yani bölü 4. Ha, 4'ü bir ayrı bir yerde yazdım. Şu alttaki 5'i de şurada ayrı, şurada ayrı yazalım. Olur. Bir sıkıntımız yok. Bunun periyodu nasıl bulunur arkadaşlar? Üstündeki tek mi, çift mi? Çift. O zaman pi bölü x'in katsayısı. Yani 1 bölü 4. Yani ne oldu? 4 pi. Şunun periyodu x tanjantlarda hiç üste bile bakılmaz. Pi bölü x'in katsayısı 1 bölü 5. Yani 5 pi. 5 pi ile 4 pi buldun mu? Toplamayı mı bana bunlara? Bunların ekoklarını alıyorsunuz. Bunların ekokları, umarım gözüküyordur oradan. 4 pi ile 5 pi'nin ekokları nedir arkadaşlar? 20 pi'dir. Şıklardan 20 pi bulurum ve işaretlerim. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu. Olay bu. Hocam, periyot bitti diyorsunuz ama grafik soruları var. Arkadaşlar, bakın biraz uyanık olun. Cin olun ve soruları çarpın. Sizin cinliğiniz sorulara karşı değil. Sizin cinliğiniz ailenize karşı, arkadaşlarınıza karşı, sosyal çevrenize karşı. Sorulara karşı süt dökmüş kedi gibisiniz. Soruyu gördüğün zaman soru senden korksun. Soru desin ki haho, eline kalemi alacak, beni mahvedecek kalemiyle, kılıcıyla. Mahvedelim. Arkadaşlar, bunun denklemini bulunuz demiyor. Denkleme hangisidir diyor. Elinde 5 tane cillop gibi şık var. E hadi, şıklardan gideceksiniz. Ne yapacaksınız? Ben ne bileyim bunun denklemi nedir? Ben bunun denklemiyle mi uğraşacağım? Şıklardan tabii ki gideceğiz. Üstteki ayrıntı ne? Bak. 90 sen nereye götürüyor? 1'e götürüyor. La x yerine 90 yaz. K
Kim bilse cevap odur işte. Hocam 90 yazdım. Kosinüs 90 0. Bunun sonucu eksi 1 çıktı. Sinüs 90 1. 2'den 1 çıktı. 1 çıktı. Bu olabilir. Bu olamaz. Sinüs 90 1. 3'den çarptım. 3 oldu. Bu imkansız. Sinüs 90 1. 1 daha sonuç ne oldu? 2 oldu. Bu da imkansız. Kosinüs 90 0'dır. 3 çıktı. Eksi 3 oldu. Bu da imkansız. Ben de bir tek ne kaldı? B kaldı. Gördünüz mü? Mesela şu 270 bizi nereye götürüyormuş? Eksi 3'e. Evet, 270 seni eksi 3'e götürüyor. 270 bir yazmaya bakalım. Eksi 3 oluyor mu olmuyor mu? Sinüs 270 eksi 1. 2 ile çarptım eksi 2. Eksi 1 daha eksi 3 olur işte. Doğru söylüyor. Yani bu her şekilde sağlıyor. Hocam 180 bize eksi 1'e götürüyormuş. Evet, 180 seni eksi 1'e götürüyor. İlk sene 180 yazın. Sinüs 180 0. 1 çıktı eksi 1 işte doğru. Yani bursa bu verilen değerlerin hepsini sağlıyor. Ben fonksiyonları biliyorsam, değer yazmayı da biliyorsam, bir de açıları az çok biliyorsam sana sorunun canını okurum. Ondan dolayı arkadaşlar periyot sorularından korkmayın. Grafik verilmişse diyor ki denklemi hangisidir? Şıklardan git. Biraz sonra bir sonraki tahtada 2-3 tane daha soru yazacağım. Ben burayı sileyim. Periyot arkadaşlar kısacası bu oluyor işte. Sadece periyot nasıl bulunur? Onu size gösterdim. Sinüslerde ayrı periyot nasıl bulunur? Kosinüslerde ayrı nasıl bulunur? İşte tanjant, kotenjantlardan nasıl bulunur? Onu zaten öğrendiniz. Grafik sorularında da şıklardan gidiyorsunuz. Bir de arkadaşlar sevdiğim bir soru tarzı daha var. Onu da size göstereyim. Dedim ki fx'in periyodu 6 olsun. Tamam, fx'in periyodu 6'ymış. F eksi 3, 5. F 1 eksi 1. Dedim ki 2 tane F 15. Evet, eksi 3 tane F ne olsun? Eksi 11 mi olsun? Dedi ki bunun cevabı nedir? Böyle sorular da kitaplarda çok geliyor arkadaşlar. Fx'in periyodu 6 ise demek 6'da 1 şekil başa geliyor. Yani Fx'in başa geliyor. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Periyodum 6 ise eğer 6'ya kadar böyleyse 12'ye kadar aynı şekilde, 18'e kadar aynı şekilde, bu şekilde hep devam ediyor. Tamam hocam, süper. Periyodu 6 ise anlamı şu. X'e 6 ekleyip 6 çıkarabilirsiniz. O zaman ben diyorum ki eğer f-3'ümüz 5 ise içine 6 ekle. Hatta 18 ekleyelim. Bu içindeki eksi 3 ya. 3 tane 6 ekledim. Tamam, 18'den 3 çıktı, ne kaldı? F15 kaldı. Demek F-3 F15'e eşitmiş. O da neymiş? 5'miş. F-11'i ben nasıl bulacağım? Geldik buraya. F1'i bize vermiş. 2 tane 6 çıkardım. Çünkü periyodu 6 ya. Yani 1'den 12 çıktı, ne kaldı? F-11 kaldı. Tamam, F-11 neye eşitmiş? Eksi 1'e. Soru bitti. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın F-X'in periyodu 6 ise şu içindeki x'e 6 ekleyip 6 çıkarabilirsiniz. 6 ekledim 3, 6 ekledim 9, 6 ekledim 15. Bakın 15 istiyor. Şimdi buna 6, 6, 6 ekleyin. Bana 15'i bulamazsınız. Ama buradan 6, 6, 6, 6, 6 ekleyin. 15'i sen bana bulursun. F-11 diyor. Buradan 2 tane 6 çıkardım. Olmadı. 1 tane 6 çıkardım. -9 olmadı. Buradan -11'i bulamadım. 6'a geçtim. 2 tane 2 tane 6 çıkardım. Yani 12 çıkardım. -11. Bakın verdi. Demek ki bu f-11'e eşitmiş. Tamam, yerine yazdım. Soru bitti işte. 2 tane f-15. F-15'imiz neydi? 5'ti. -3 tane f-11. F-11'imiz de neydi? -1'di. Şurası 10. Benden bunu istiyor. Şurası artı 3. Topladınız kaç oldu arkadaşlar? Topladınız 13 oldu. Soru bitmiştir. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu, olay bu. Hadi grafik sorularından birkaç tane daha çözelim. Yola devam. Bunları hızlı bir şekilde birlikte çözelim. Diyor grafiği kime aittir? Arkadaşlar değer yazacaksın. Ben ne bileyim kime aittir? C harfine benziyor. Belki kosinüs olabilir diye düşünüyorum ama yine de ben değer yazarım. Sıfır bizi nereye götürüyor? 2'ye götürüyor. İlk sene sıfır yaz. 2 oldu mu? Sinüs 0 sıfırdır. Evet, 2 oldu. 90 bizi 1'e götürüyormuş. 90 yazalım. Sinüs 90 1'den. Burası 3 olur. Bu yanlış. Bakın A şıkkını egal ettim. Geldik B şıkkına.
0 bizi 2'ye götürüyormuş. 0 yazdım. Kosinüs 0 1'dir. 1'den 1 çıktı. 0 oldu. Yanlış. Kosinüs 0 1'dir. 2 daha 3 olur. Yanlış. Geldik buraya. Kosinüs 0 1'dir. Toplamı 4 oldu. 0 bizi 2'ye götürüyordu. Bu da yanlış. Geldik E şıkkına. Kosinüs 0 1'dir. 1 daha 2 oldu. 90. Kosinüs 90 0'dır. 1 ekledik 1 oldu. Valla 90 da bizi 1'e götürüyormuş. 180 eksi 1'dir. Toplamı 0 oldu. Vallahi doğru. Doğru. E şıkkı doğrudur. Yani tahminen şıklardan gittim. Başka bir şey yapmadım. Hadi devam edelim. Evet. Eksi 90 yazalım. Zaten bir tek şıkta kaldım. Eksi 90 270 demektir. 0 yine 1 oldu. Güzel. Eksi pi ile pi aynı şeydir. 2 pi eklediğiniz zaman. Eksi 1'den toplamı 0 oldu. Vallahi doğru. Geldik buraya. Diyor bunun denklemi kime aittir? Arkadaşlar değer yazacağım. Değer. Ben bunu denklem bulamam ki. Nereden bulacağım? 0 bizi nereye götürüyormuş? 1'e. 0 yazdım. Sinüs 0 0'dır. Kosinüs 0 1'dir. 0'dan 1 çıktı. Eksi 1 oldu. 1'e gitmiyor. Yanlış. Geldik buraya. 0'a 0 yazdım. Çünkü 0 bizi nereye götürüyormuş? 1'e götürüyormuş. Sinüs 0 0 olduğu için çarpımı 0 olur. 1 olmaz. Yanlış. Geldik buraya. Kosinüs 0 1'dir. Sinüs 0 0'dır. Farkı 1 oldu. Vallahi doğru gibi. Dur. Pi bölü 4 bizi 2 kök 2'ye götürüyormuş. Yazalım. Pi bölü 4 arkadaşlar 45'tir. Kosinüs 45 ile sinüs 45 birbirine eşittir. Farkı 0'dır. Kök 2 olmaz. Yanlış. Geldik buraya. 0 bizi 1'e mi götürür? 0'a 0 yazdım. Sinüs 0 0'dır. Kosinüs 0 1'dir. Toplam 1 oldu. Doğru. 45 yazalım. Kök 2 bölü 2, kök 2 bölü 2 toplayın. 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 olur. Vallahi doğru. Güzel. 90 yazalım. Sinüs 90 1'dir. Kosinüs 90 0'dır. Toplamı 1'dir. Vallahi doğru. Olabilir. Bunu da egal ettik mi soru biter. Şimdi 0 yazdığınız zaman sinüs 0 bölü kosinüs 0. 0 olması lazım. Ama neyim diyor? 1'im diyor. Bu zaten baştan yanlış cevap. Denizli'dir. Hepsini teker teker denemeye gerek yoktur. Bitti bu kadar. Geldik buraya. Diyor ki periyodu 2 pi bölü 3. Periyot nasıl bulunurdu? Üstündeki tek ise 2 pi bölü x'in katsayısı. X'in katsayısı ne? A. A bu neye eşitmiş? 2 pi bölü 3'e. 2 pi 2 pi'yi götürdü. A'yı ne bulduk? A'yı 3 buldum. A'ya 3 yazalım. Gx eşittir. Kosinüsün karesi A'ya 3 yazınca bunları ayrı ayrı yazmak zorundasınız. Öyle bölü 2 herkesin altında olmaz. 3 yazdım. 12 2'ye böldüm. 6x artı 5 bölü 2. Güzel. Şimdi periyodu mu istiyorsun? Üstündeki tek mi çift mi? Hocam çift. O zaman bunun periyodu eşittir. Pi bölü x'in katsayısı 6. Bunun periyodu arkadaşlar pi bölü 6'dır. Her pi bölü 6'da bir grafik başa döner. Yani devri daimi olur. Haberiniz olsun. Periyodu istiyordu. Pi bölü 6 ışıklarda bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Genelde hep ışıklardan gideceğiz. Çünkü grafiği verilmişse onu denklem bulmak zordur. Zordur. Şıklardan gidin. Denklem verir, grafiğini ister. Sana tavsiyem yine şıklardan git. Aynı mantıktır. Haberiniz olsun. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra ters trigonometrik fonksiyonlar. Ne oluyor bu ters trigonometrik fonksiyonlar? Arkadaşlar sinüs x eşittir y olsun. İçeridekilerin dışarıdaki yer değiştirdiği zaman önüne ark gelir. Haberiniz olsun. Değişen hiçbir şey yoktur. Yani mantığı bu. İsmi de ters trigonometrik fonksiyon oluyor. Arc sinüs x eşittir y. İçeridekiyle dışarıdakini yer değiştirdiğiniz zaman şu arc varsa arc yok olur. Bitti. Sin y eşittir x. Adam böyle bir ifade verdi. Dedi ki bunun değeri nedir? Hadi içeridekiyle dışarıdakini yer değiştirelim. Arc'ı yok edelim. Yani sinüs teta neye eşit olur? 3 bölü 5'e. Sinüs teta 3 bölü 5'se benden bunu istiyorsa üçgen çizmeyecek miydin? Evet hocam. Burası da bizim teta açımız olsun. Karşı hipotenüs şurası 4 olur. Ben bu teta'ya da birinci bölge diyeceğim. Zaten onu da biraz sonra size göstereceğim. Hangi bölgeler olduğunu arkadaşlar. Pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2 arasında değişirler. Mantığı budur. Demesine gerek yoktur. Birinci bölge olarak kabul edeceğim. Çünkü pozitif oldukları için. Negatif olsaydı eksi. Yani dördüncü bölgeden alacaktım. Haberiniz olsun. Şimdi yer değiştirdim. Sinüs teta eşittir 3 bölü 5'ten üçgenimizi çizdim. Kosinüs 4 bölü 5'tir.
eksi tanjant da karşı bölü komşudan 3 bölü 4'tür. Ha burada payda işte rasyonel sayılar soru bitmiştir. Şimdi geldik bu ifadelere. Aksinüs 1 bölü 2 isterse bazı arkadaşlarımız eşittir x diyorlar. Yer değiştiriyorlar. Hocam diyorlar sinüs x neye eşittir? 1 bölü 2'ye. E sinüs ne? 1 bölü 2'dir. 30. Diyorlar ki x 30'dur. Mantığı budur. Bazıları da diyor ki hocam diyor bunun cevabı 30. Şimdi arkın anlamı şu arkadaşlar. Ark diyor ki ne anlamına geliyor? Sinüs ne 1 bölü 2'dir? Yani açıyı istiyorum senden. Değeri verip açıyı istiyor. Öncekilerde açıyı verdi. Sinüs 30 nedir derdi. Biz değeri bulurduk. 1 bölü 2 derdik. Bu sefer arklarda tam tersi. Adam sana değeri vermiş. Açıyı istiyor. Cevap 30'dur. Ha eksilerde eksi 30'dur. Bitti bu kadar. Ekstra bilgiye gerek yok. Eksi ise eksi, artı ise artı. Bu kural sinüs ve tanjantlarla geçerlidir. Mesela tanjant ne? Kök 3'tür. 60. Tanjant ne? Eksi kök 3'tür. Eksi 60. Bitti. Sinüs ve tanjantlar eksi 90 ile artı 90 arasında değişirler. Haberiniz olsun. Eksi 90 ile artı 90 arasında. Artı ise artı, eksi ise eksi. Sonuç ya alfadır ya da eksi alfadır. İçindeki eksi ise eksi, artı ise artı. Bitti bu kadar. Geldik bunlara. Hocam kosinüs ne köklü bölü 2'dir? Arkın anlamı neydi ya? Kosinüs ne köklü bölü 2'dir? 45. Kotenjant ne köküştür? 30. Kosinüs ne eksi köklü bölü 2'dir? Hocam buna da eksi 45 mi diyeceğiz? Hayır. 180 eksi 45 diyeceğiz. Kosinüs ve kotenjantlarda açı pozitifse aynen yazılır. Negatifse 180'den çıkarıyorsunuz. Sebebine gelince arkadaşlar, çünkü benim arkosinüsten arkotenjantım sıfırdan 180 arası değişirler. Ya yani aralığı o, periyodu o. O zaman açım ya alfadır, pozitifse alfadır. İçindeki ifade değerimiz pozitifse alfa, negatifse 180 eksi alfa. Bitti. Ama sinüs ve tanjantlar öyle değil. Eğer açı ifadem artıysa, içindeki değerim artıysa alfadır, eksi ise eksi alfadır. Bu sinüs ve tanjantlarda geçerli. Ama kosinüs ve kotenjantlarda 180'den çıkarıyorsunuz. Kotenjant ne köküştü? Benim bildiğim 30. Eksi olduğu için 180 eksi 30 yani 150'dir. Ha bunda değer arkadaşlar 135'tir. Şıklardan 135'i bulursun ve işaretlersin. Arksinüs ve arkosinüs dediği zaman şu içindeki ifade A artı 1 ile eksi 1 arasında değişir. Çünkü arkadaşlar içindekiler değer. Sen kahırda aksinüs 5'i isteyemezsin ha. Çünkü sinüsün alacağı en büyük değer 1'dir. Alacağı en küçük değer de eksi 1'dir. Sinüs ve kosinüslerde içindeki ifade 1 ile eksi 1 arasında değişir. Haberiniz olsun. Ha arkın tamamı dendiği zaman kosinüs ve kotenjantlar sıfırlan. Pi aralığında değişir. Tanjant ve sinüslerde eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 aralığında değişir. Bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Ama sinüs ve kosinüsle de içindeki ifade. Ha tanjant ve kotenjant da içindeki ifade sonsuza kadar gidebilir. Ona bir şey demiyorum. Şimdi geldik buraya. Şimdi ne diyor? Tanım kümesi. Bu sinüsün önemli değil sinüs. Bu kosinüs de olabilirdi. Sıkıntı yok. İçindeki ifade yani 5x artı 1 bölü 4 artı 1 ile eksi 1 arasında değişir. Dedim ya biraz önce. Ya o sinüs veya kosinüs önemli değildir. Çünkü tanım kümesi içindeki ifadeye bakacaksınız. Güzel. 4'ü sağa sola gönderelim. Eksi 4, 5x artı 1 ve 4. 1'i sağa sola atalım. Eksi 5, 5x ve 3. 5'e bölelim. Eksi 1, x, 3 bölü 5. İşte tanım aralığını bulmuş olduk. Ha sonucu isterse o ayrı mesele. Kosinüslerde tabii ki sonuç farklı bulunur. Sinüslerde sonuç farklı bulunur. Sebebine gelince kosinüslerde arkosinüsün tamamı sıfırdan pi aralığında değişir. Şimdi ben burayı en küçük sıfır alırsam sonuç ne oldu? 5 bölü 3 oldu. En büyük de pi alıyorduk hani. Çünkü k'nın sonucun maksimum veya minimum olması istiyorsa durum çok farklı olur. Bunun acı en büyük değer de pi'di. Yani cevap ne oldu? 5 artı 3 pi bölü 3'tür. İşte bu maksimum değerdir, bu minimum değerdir. Hocam bu sinüs olsa idi. Arkadaşlar sinüsler aralığı eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasında değişir. Arkın tamamı. O zaman alacağı en büyük değer şuraya pi bölü 2 yazacaksınız. 5 artı 3 çarpı pi bölü 2 bölü 3'ten ne çıktı? 15
artı 3 pi bölü 6'dır. Bu en büyük değer. En küçük değer derse k'nın minimum değeri, şuraya eksi pi bölü 2 yazacaksınız. 5 eksi 3 çarpı pi bölü 2 bölü 3. O da ne oldu? 10 eksi 3 pi 10 evet eksi 3 pi hata olmasın. Ben niçin buraya 15 yazdım? Burası 10 olacak. 2 kere 5 10. 3'e odaklanmışım. 10 10 artı 3 pi. Bu da 10 eksi 3 pi bölü 3'tür. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. E hadi. Farklı soru tiplerimize bakalım. Ve yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Açılar, daha sonra değerler bilindiği zaman sonuca gidiyorduk. Mesela arksinüs kök 3 bölü 2 nedir? 60 diyordun. Arksinüs kök 2 bölü 2 nedir? 45 diyordun. E arksinüs 1 bölü 4'ü istersen ne yapacaksın? Vallahi hocam 1 bölü 4'ün ben ne olduğunu bilmiyorum. İşte bilmediğin zaman bunun önünde mutlaka bir şeyler olur. Mesela bir tanjant, sekant, kosekant, sinüs, kosinüs her şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bilinmeyenlerde önde mutlaka bir tane trigonometrik fonksiyonum olacak. Şu arkı gördüğümüz yerin tamamına Mustafa'nın M'si diyelim. Bir sıkıntı olur mu arkadaşlar? Tabii ki olmaz. E tamam da arkın tanımı içeridekiyle dışarıdakini yer değiştirmek değil mi? Yani sinüs M neye eşittir? 1 bölü 4'e. E adam benden ne istiyor? Tanjant M istiyor. Çünkü ben tamamına M demiştim ya. Adam tanjant M istiyor. Sinüs M'nin de 1 bölü 4 olduğunu biliyorsunuz. Üçgen çizsene. Soru bitmiştir. Üçgenimizi çizdik. Şurası M. Sinüs M 1 bölü 4. Karşıya hipotenüs. Şurası kök 15 olur. Tanjant M'de 1 bölü kök 15'tir. Şıklardan 1 bölü kök 15'i bulursun ve işaretlersin. Buyurun. Arkı gördüğümüz yerin tamamına M dedim. Adam bizden neyi istiyor? Sinüs M'yi istiyor. Yer değiştirelim. Tanjant M neye eşittir? 7 bölü 24'e. Tanjant M'yi vermiş. Sinüs M'yi istiyor. Üçgen çiz, soru bitmiştir. Hadi bakalım, üçgenimizi çizdik. M açısı dedim. Tanjant M karşı 7, 24. Şurası 25 olur. Sinüs M de 7 bölü 25'tir. Şıklarda bulursun ve işaretlersin. Buyurun, geldik bunlara. Sinüs, ark, sinüs. Bunlar yanına gördüğünüz zaman bunlar birbirini götürür. Kosinüs, ark, kosinüsü götürür. Tanjant, ark tanjantı. Kotenjant da ark kotenjantı. Arkadaşlar, İlle dışarıdaki sinüs içerideki ark olmasına gerek yok. Ark sinüs içerisinde. Bak. Ark sinüs içerisinde siniks olursa yine ark sinüsü götürür. Yine cevaplar x'tir, haberiniz olsun. Geriye ne kaldıysa cevap odur. Sinüs ark sinüsü götürdü. X kaldı. Soru bitmiştir. Geldik buraya. Şu arkı gördüğümüz yerin tamamına M dedim. Adam benden ne istiyor? Tanjant. Pi bölü 2 artı M istiyor. Pi bölü 2 de isim değiştirdi. E kendi bölgesi de değil. İkinci bölge bu. Bu eksi kotenjant M'yi bizden istiyor. E yer değiştirelim. Sinüs M neye eşittir? 3 bölü 5'e. Üçgen çizdin mi? Soru bitmiştir. Sinüs M 3, 5. Burası 4 oldu. Doğru mudur? Adam kotenjant komşu bölü karşıdan. Cevap eksi 4 bölü 3'tür. Şıklardan eksi 4 bölü 3'ü bulursun ve işaretlersin. Arkı gördüğüm yerin tamamına M dedim. M. Güzel. Adam bizden ne istiyor? Sinüs 3 pi bölü 2 eksi M istiyor. 3 pi bölü 2 270. 10 çıktı 260. 3. bölge. 3. bölgede sinüsün ne işi var? Eksi isim değişir. Adam bizden kosinüs M istiyor. Yer değiştirelim. Kosinüs M 3 bölü 7'ymiş. Hiç üçgen bile çizmeye gerek yok. Cevap eksi 3 bölü 7'dir. Şıklardan bulup işaretlersiniz. Bitti. Ha bu tanjant olsaydı. Yer değiştirdiğiniz tanjant M 3 bölü 7 üçgen çizersiniz. Eksi kosinüs M istiyordu. Aynı mantık. Soru bitti. Geldik sağdakine. Sinüs ne 1'di? Hocam 90. Eksi 1 olduğu için şurası eksi 90. Yani pi bölü 2. Hani artıysa artı, eksi ise eksi ya. Kosinüs ne 1'dir? 0. Kosinüs ne eksi 1'dir? 180. 180'den 0'ı çıkarıyorsunuz ya. Hatırlayın. Kosinüs ne 1'dir? 0. Ne
Eksi olduğu zaman 180'den çıkarıyorduk ya. Pi eksi 0. Geldik buraya. Bu kolay zaten. Tanjant ne köküçtür? 60. Yani pi bölü 3. Eksi pi bölü 2 pi ve pi bölü 3. Payda işte topla. Soru bitmiştir. Geldik buraya. Hocam sinüs ne? 1 bölü 2'dir. 30. Eksi olduğu için şurası eksi 30. Bitti. Geldik buraya. Kosinüs ne? Kök 2 bölü 2'dir. 45. Zaten artı. Bu da 45. Güzel. En son halini yazıyorum. Tanjant. Artık arklarla işim bitti. Eksi 30. Eksi 90 daha ne oldu? Eksi 120 mi oldu? Eksi 120. Güzel. Eksiyi dışarı atalım. Bu eksi tanjant 120. Tanjant 120 kendi bölgesi değil. 180'e çekelim. Eksi tanjant 60. Eksiyle çarptım. Artı tanjant 60. 180'e çekince isim değişmez. Tanjant 60'tır. Bir de kendi bölgesi değil. Eksi. Öndeki eksiden dolayı artı. Cevap kök 3 oldu arkadaşlar. Çünkü tanjant 60 kök 3 ya. Bitti bu kadar. Nedir arkadaşlar? Sinüslerde içindeki artı ise 30. Eksi ise eksi 30. Hatırlayalım. Kosinüslerde 180'den çıkarıyorsunuz. Mesela bu kosinüs ne kökü bölü 2'dir? 45. Eksi olsaydı 135. Olay anlaşıldı mı? Geldik alt tarafa. Kosinüs içindeki eksiyi ne yapardı? Açılarda anlatmıştım. Yok ederdi. Şu eksi işin hikayesi. Bak ark demiyorum. Kosinüs bu. Şu arkı gördüğüm yerin tamamına M dedim. Adam bizden ne istiyor? Kosinüs M'yi istiyor. Yer değiştirelim. Sinüs M X'e eşittir. Evet. Sinüs M X'tir. X'in altında gözükmeyen birimiz var. Üçgeni çizdim. Evet. Sinüs demek karşıya hipotenüs. O zaman şurası ne oldu arkadaşlar? Kök içinde 1 eksi x kare. Evet, hipotenüsün karesinden küçük kenarın karesini çıkar kök içine. Tamam, kosinüs m'yi istemiyor musun? Kosinüs m 1 eksi x kare kök içinde bölü 1'dir. Yazmasanız da olur. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Biraz da size ters fonksiyonlardan bahsedelim. Çünkü son yıllarda hep ters fonksiyondan soru geldi. Arka vermiş tersini istiyor. Arka vermiş tersini istiyor. E hadi yola devam. Evet arkadaşlar biraz da ters fonksiyona bakalım. F'in tersi 1 derse kolay arkadaşlar. Bana hepsini 1 eşitleyin. F'in tersi 5 derse hepsini 5 eşit. F'in tersi 10 derse hepsini 10'a eşit. Bunda bir sıkıntımız yok. Ha, F1'i isteseydi direkt x yerine 1 yazıyorsunuz zaten. Doğru değil mi? F'in tersi 1 derse hepsini 1'e eşitledim. Amacım x'i bulmak. Bunun anlamı bu arkadaşlar. Bana x'i bul. X'i bulduğunuz zaman f'in tersi 1'i bulmuş oluyorsunuz. 3'ü karşıya attım. Burası ne oldu arkadaşlar? Tanjant 5x eşittir. Eksi 2 oldu. Yer değiştirelim. 5x eşittir ark. Tanjant eksi 2 oldu. Doğru mudur? 5'e bölelim. X eşittir. Ark tanjant eksi 2 bölü 5 oldu. İşte bu bulduğunuz x f'in tersi oluyor. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? X'i bul yeterli. Ha, f'in tersi x derse bu sefer hepsini x'e tabii ki eşitlemeyeceksiniz. Farklı bir bilinmeyene eşitleyin. Sonra o bilinmeyeni x yaparız. Eşittir Mustafa'nın m'si dedim. 3'ü karşıya attım. Evet söyleyin bana. Tanjant 5x m eksi 3. Yer değiştirelim. Şundan şunu yer değiştirelim ama önüne ark gelirdi ya. Ark tanjant m eksi 3 neye eşittir? 5x'e. 5'e bölelim. İşte x'i bulduk. X bu çıktı. İşte bu çıkan f'in tersidir. Tabii ki m olmaz. Ben m'yi kafadan attım. Ark tanjant x eksi 3 bölü 5'tir. Bana bunu bu şekilde şıklarda bulursun ve işaretlersin. Buyurun geldik buraya. F'in tersi x diyor. Mustafa'nın m'si diyelim. Bunu karşıya m'yi bu tarafa atalım. 3 eksi m eşittir 2 tane sinüs x artı 4'e 2'ye bölelim. Bu 2 gitsin. Bununla bunu yer değiştirelim. Bunun önüne ark gelir ha. Ark sinüs 3 eksi m bölü 2 eşittir x artı 4'e. 4'ü de karşıya atalım. İşte f'in tersi x'i bulmuş olduk. Ark sinüs m yerine yine x yazıyorsunuz. 4'ü karşıya attım. Eksi 4. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Hocam fx ark
kosinüs 2x artı 1 bölü 4 olsun. F'in tersi x dese. E kolay yine. Yine eşittir. M'de. Zaten direkt yer değiştir. Çünkü arkın anlamı o. Bir öncekinde yer değiştirip önüne arka atıyordum. Burada arkı yok edeceksiniz. Tamam, yer değiştirelim. Amacım x'i bulmak ha. X'i bulmak. E hadi yer değiştirelim. M içeri, bu dışarı geldi. 2x artı 1 bölü 4 neye eşittir? Kosinüs m'ye. Güzel. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2x artı 1, 4 tane kosinüs m'ye. Biri karşıya atalım, 2'ye bölelim. X neye eşittir? 4 tane kosinüs m eksi 1 bölü 2. İşte bu bulduğunuz fonksiyon tersidir. 4 cos x eksi 1 bölü 2'dir. Bana bunu bu şekilde şıklarda bulursun ve işaretlersin. Buyurun geldik buraya. Yer değiştirelim mi? ABC'yi sırala diyor. Sinüs A neye eşittir? 3 bölü 4'e. Sinüs B neye eşittir? 5 bölü 6'ya. Sinüs C neye eşittir? 7 bölü 8'e. E tamam da hepsi pozitifse benim bildiğim eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasında değişirdi. Doğru değil mi arkadaşlar? E pozitif olduğuna göre sıfırlan pi bölü 2 arasında. Yani birinci bölge. Birinci bölgede sinüs açı büyüdükçe değer büyür, açı küçüldükçe değer küçülür. O açılar sıralama videosuna bakabilirsiniz. Burada en büyük kim? 7 bölü 8. Tabii ki en büyük C'dir. Sonra B gelir, sonra A gelir. Bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. Hocam bunlar kosinüs olsaydı tam tersi. Nasıl arkadaşlar? İzleyin beni. Kosinüslerde açı büyüdükçe değer sıfıra yaklaşıyor. Çünkü kosinüs eksenimiz arkadaşlar şuydu. Açı küçükse mesela 10 derece değeri çok büyük oluyor. Kosinüs olsaydı tam tersidir. Haberiniz olsun. E hadi geldik alttakine. Şimdi x sıfırla bir aralığında benden bunun sonucunu istiyor. Tamam. Bunun bir tanesine m diyelim. Bunun bir tanesine n diyelim. Adam bizden ne istiyor? M artı n istiyor. Evet, m artı n istiyor işte. Yer değiştirelim. X neye eşittir? Sinüs m'ye. Aynı x neye eşittir? Kosinüs n'ye. Aa, sinüs m kosinüs n'ye eşitse m artı n 90 değil midir? Evet. Sinüs 10, kosinüs 80. m artı n 90 zaten sonra da bizden m artı ne istiyor? Cevap 90'dır. Ya şıklarda 90'ı bulursunuz ya da şıklardan pi bölü 2'yi bulursun. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Üstteki soruda sinüs oldukları için birinci bölgede sinüs yani açı arttıkça değer artar, açı arttıkça değer azalır. Çünkü arkadaşlar sinüs ekseni bu olduğu için açıyı arttır, 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 1'e yaklaşıyorsunuz. Ama kosinüs olsaydı tam zıttıdır. Hadi bununla alakalı sana bir ödev de bırakayım. Hadi. Zaten soruyu çözdük. Bunların hepsini kosinüs yapayım. Kosinüslerde açı büyüdükçe değer küçülür. Küçük olan en büyüktür. Hepsine kosinüs diyeyim. Kos, kos, kos. Bunları da değiştireyim. Hocam burası 5 bölü 6, 1 bölü 3, 7 bölü 8. Önemli olan bunlardan hangisi büyük, hangisi küçük onu bana bulacaksınız. E onda siz uğraşın arkadaşlar, payda eşitleyin, ne bileyim. Hangisi büyük, hangisi küçük. Sonra da diyor ki A, B, C'yi sırala. A bu da senin ödevin olsun. A, arkosinüs 5 bölü 6, B, arkosinüs 1 bölü 3, C de arkosinüs 7 bölü 8. Bana A, B, C'yi sırala. Nasıl yaparsınız arkadaşlar? Senin ödevin olsun. Bitti arkadaşlar. Periyodu ve test trigonometrik fonksiyonları bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Toplam fark yarım açı formüllerini işleyeceğiz. Sonra da bir denklemleri işledik mi arkadaşlar? Her şey bitmiş oluyor. Trigonometriyi bitirmiş oluyoruz. Bol soru çözün. Kitaplardaki soruların çözümlerine mutlaka bakın. Çözemediğiniz soruların çözümüne. Trigonometri arkadaşlar önemlidir. Buradan soru geldiği zaman son yıllarda hep tersine alakalı soru gelmiştir. Haberiniz olsun. Gelirse de kolay gelir. Haberiniz olsun. Bu kadar da. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenip yorum atarsanız beni mutlu edersiniz.